Ulan oğlum Victor, nereye gidiyoruz lan? Çok fena yağmur yağıyor. Sen rahat ol Faruk. Yakında bir benzinlik bulur, oraya geçeriz. Benzinlik mi? Lan oğlum, koskoca istihbarat başkanlığı kaçırdık. Ne benzinliği? Faruk, üstümüzde kıyafet yok. Arabanın içinde üşüdüm lan resmen. Kalorifer de fayda etmiyor Faruk. Ulan ya, gittin Natasha'yı kaçırdın. Ulan başımız belaya girdi ya. Rahat ol sen. Faruk, sonunda intikamımızı alacağız. Kesin intikam alacağız, sorma. Götümüzden kan almasınlar da. Victor, niye bulaştığından haberim bile yok değil mi? Mısırım, seni koruyacağım ama. Bu kel bitti. Natasha, kel demeyeydin iyiydi. Kel mi? Anan kel, anan Natasha. Ah, gördün mü? Ne oldu lan kel? Dokundu mu gururuna? Oğlum, dua et sadece gururuna dokundum. Sizin elinizden bir kurtulayım var ya. Bittin oğlum sen, bittin. O keline saç ektirmeyen adam değil. Kız, o nasıl tehdit ya? Bayağı bildiğiniz saç ekimi öneriyor, gördünüz mü? Saç ektireceğim ama sonra tek tek cımbızla yolacağım. Al Victor, benzinliğe geldik. Zaten benzinimiz de azaldı. Ne yapacağız? Faruk, bir haftadır bu araçla geziyoruz. İstihbarat bizi fellik fellik arıyor. Faruk, araç değiştirme vakti geldi. Ne yapacağız Victor? Lanet olsun, yapabileceğiniz tek bir şey var. Adam gibi beni bırakın. Ben de sizi unutayım. Rüyanda görürsün. Ulan kel. Bütün istihbarat şube, bütün emniyet birimleri, bütün kolluk kuvvetleri beni arıyor. Ne yapacaksınız? Yalnız Victor, kadın haklı oğlum. Ne yapacağız lan? Faruk, unuttun mu? Sen bir yemin etmiştin. Natasha'nın gözlerinin içine bakacaktın ve sıkacaktın. Hatırladın mı? Hiye kurban olduğum, öyle şeyler demiştik de. Victor, ben böyle hayal etmemiştim. Ne diyorsun lan sen? Natasha, ben seni yaşlanınca öldürürüm diye düşünüyordum, kurban olduğum. Ulan sen de mi bununla aynı fikirdesin yoksa? Faruk, seni ben kendi tarafımda sanıyordum. Sen de mi Victor gibisin? Yani kurban olduğum. Seni azıcık öldürmek istiyorum Natasha. Ulan Allah'ın Mısır'ı. Ulan Mısır. Bir de seni adam yerine koydum. Oğlum, ben bu araçtan, sizin elinizden elbet kurtulacağım. Kurtulduğumda var ya, ölümlerden ölüm beğenin. Hiç yapma ya. Sakin ol Faruk, sallıyor. Hiçbir şey yapamaz. Sonuçta elimizde değil mi? Değil mi lan? Ulan Natasha, elimizdesin, ne yapacaksın ki? Buradan bir kurtulayım, elinize vereceğim, elinize. Niye olduğunu sonra görürsünüz. Sen videoya giriş yaptın mı Mısır? Anam, videoya giriş yapmadım lan, oha. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Faruk'un hayatına devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi benzinliğe geldik. Victor benzinliğe gelmemizi istiyordu. En son biliyorsunuz Victor çıldırmıştı ve Natasha'yı kaçırmıştı. Bakalım benzinlikte ne yapacağız? Faruk ve Victor'ın başına neler gelecek? Natasha'yı kaçırdılar ama bunun sonu iyi mi bitecek? Hadi başlayalım. Faruk, sen Natasha'nın başında kal. Ben geliyorum. Nereye gidiyorsun lan? Beni bununla yalnız bırakma. Lan altı üstü bir kadın. Ne yapacak? Altı üstü bir kadın mı? Kurban olduğum istihbaratın başı. Faruk, al şu tabancayı. Bir yamuk yaparsa sık kafasına, tamam mı? Tamam Victor. Natasha, oynama. Vallahi vururum, tamam mı? Niye misiniz? Ulan Allah'ın Mısır'ı. Demek sen de bunun tarafına geçtin ha? Ben de seni affederim diye düşünüyordum. Lanet olsun. Sen bizi az çektirmedin Natasha. Çok çektirdin Natasha. Sen hele dur. Ben şuradan bir kurtulayım. Sana daha neler çektireceğim neler. Natasha, Faruk'u tehdit etme. Faruk sakin ol. Faruk ne yapıyorsun? Faruk çıldırdı lan, oha. Az önce yaşananlar tamamen benim tasarrufum dışında gelişmiştir. Natasha, sakın. Ne sakın lan? Çocuğu tehdit etme kızım, korkutma. Faruk, senin de elinde silah var. Kaçmaya çalışırsa vur, tamam mı? Olur Victor. Kaçmaya çalışırsa fırırım. Aferin Faruk. Ben şöyle etrafa bakıp geliyorum, tamam mı? Çok şükür kel gitti. Faruk bas. Küçük kurbağa küçük. Nereye basıyorum? Faruk, ne yapmaya çalıştığını anladım. Victor'ın sempatisini kazanmak için beni azarladın. Faruk, ben de oyununu oynadım. Hadi hayatım, gidelim. Ne oyunu kızım, ne diyorsun ya? Faruk, sen bana sadık değil misin? Şimdi benimle kaçmayacak mısın? Öyle mi yapacağım? Lan oğlum, kel indi, hadi gelmeden bas. Yalnız Natasha, bu kel çok tehlikeli, baksana orada dikiliyor falan. Natasha öldürür bizi. Lan oğlum sen bas. Doğrudan CIA merkezine git. Ben oradan sonrasını hallederim. Olmaz Natasha, kusura bakma. Victor benim kardeşim gibidir. Bir şey yaptıysa ben de arkasında dururum Natasha. Lan senin kel kardeşin delirdi. Bak Faruk'cum. Hayatım, ölmek istemiyorsan dediklerimi yaparsın. Hayır Natasha, kımıldarsan bir dakika, silahım nerede benim? Kımıldarsan fırırım, silahım vardı bir dakika. Heh, buradaymış. Kımıldarsan fırırım Natasha. İçerinin ışığını yaksana. Olur kurban olduğum. Faruk, yaşamak için son şansın.
Ya Victor'la ortak olursun ya benimle. Kusura bakma Natasha. Adam aklı bir yandan düşününce. Sen bize çok yavşaklık yaptın kurban olduğum. Keyfin bilir lan. Keyfin bilir. Bittiniz oğlum siz. Tehdit etme kız. Sümüklü. Vururum valla. Ondan sonra dedim ki yapma hatun yapma. Şu gelene bak. Ya iyi günler beyler. Kusura bakmazsanız size bir şey söyleyeceğim ya. İyi söyle. Şöyle ışığa gelinsene, ışığa gelin ışığa. İyi buyur geldik. Ya beyler. Kıyafetlerinizi ve arabanızı alabilir miyim? Sen ne diyorsun ya? Kıyafetleriniz ve arabanız diyorum beyler. İli nömissiz kel. Görmür müsün biz iki kişiyiz. Bizi mi soyacaksın nömissiz? Kel mi? Anan kel. Beyler. Bakın size zarar vermek istemiyorum. Lütfen. Kendi isteğinize bırakın hadi. Lütfen. Duydun mu şunu Akif abi? Lütfen diyor, zarar vermek istemiyoruz diyor. Oğlum sana verecekleri zararı vermişler zaten. Soymuşlar seni lan. İli doğru söylersin Mehmet. Baksana özünü gözünü yumutmuşlar. Ula oğlum kel. Bir sıkımlık canım var, yürü git akşam akşam. Beyler. Bakın size zarar vermek istemiyorum. Lakin bu demek değildir ki veremem. Adam gibi kıyafetlerinizi çıkartın lan. İli bak bana oğlum sen. İçtin mi ne öptün lan? Oğlum bak. Verin kıyafetlerinizi lan. Yehu vallahi kaşınıyor. Mehmet Bey'im bunu döveceğim. Yapma ya bırak yazık. Baksana kel zaten vurulmaz ki buna. Kel mi? Lan sizin ananız kel lan ananız. Vurma abi dur ne olur vurma. Ve tamamdır. Adam gibi istedim değil mi? Lakin siz vermediniz. Neyse yapacak bir şey yok. Ben insan gibi istedim. Lakin siz bana kel dediniz. Ananız kel ananız. Enem. O ne lan? Faruk hadi fazla vakit yok. Yürü Natasha yürü. Gel kız böyle. Çık. Çık Natasha. Niyamsızlık yaparsan fırırım. Gel böyle gel. Yıktır. Nereden buldun lan bunu? Zor olmadı be Faruk. Şuradaki arkadaşlardan ödünç aldım. Vay kıyafet de bulmuşsun. Yıktır. Üşüdüm lan. Bana da var mı? Al şunları giy. Sağ ol Yıktır. Oğlum şu boyaları falan bir çıkarsaydım lan. Doğru söylüyorsun. Şu makyajını çıkart artık Faruk. Hadi bir erkekler tuvaletine git. Orada giyin gel. Ben bekliyorum seni burada hadi. Tamam Yıktır. Natasha niyamsızlık yapma. Geç bakayım arabaya. Faruk büyük bir hata yapıyorsun Faruk. Hala Victor'a ekip kaçabiliriz Faruk. Ya kızım patates mi bu? Nereye ekip kaçıyorsun ya? Tamam kafası kel. Patatese benziyor ama olsun. Kel mi? Anan kel anan. He lan he tamam. Bekle ben şu kıyafetleri bir giyeyim. Ayrıyeten şu saçımdaki boyayı falan çıkartayım. Kız gibi oldum ya. Makyaj falan yaptırıyor bana. Ve hazırım. Ooo. Seksi Fieruk geri döndü. Natasha sen hala binmedin mi kız? Yürü geç bakayım. Yalnız Victor lan. Bu iki kişilik. Fark ettim. Ne yapacağız? Natasha'yı kamyonetin arkasına sok Faruk. Kamyonetin arkasına mı? Evet lan hadi. Natasha kusura bakma kurban olduğum. Arkasına geçmek zorundasın. Kamyonetin arkasına mı? Yağmur yağarken mi? Hayatta olmaz Mısır. Beni oraya hayatta koyamazsın. Mısır mı? Anan Mısır. Faruk ne yaparsan yap. Ben o arkaya geçmem. Allah Allah. Ben koskoca istihbarat başkanıyım. Burada değilsin kusura bakma. Eşek gibi geçeceksin. Hadi bakayım kız niyamsız. Gel böyle gel. Kusura bakma Victor. Ellerin dert görmesin Faruk. Eyvallah eyvallah. Gel bakayım niyamsız. Pek de hafifsin zaten kız. 20 kilo gibi bir şeysin. Gel bakayım. Şuraya iyice bağlayalım da düşmesin Victor. Tamam mısın Faruk? Tamamdır Victor. Geldim dostum. Hadi gidelim Victor. Hadi bin bakalım Faruk. Faruk adamsın lan. Başta beni satarsın diye düşünmüştüm ama sonradan benim planıma dahil oldun. Başka şansın mı var lan? İstihbarat bizi yakalasa mutlaka öldürecek zaten oğlum. Beni dinlemezler ki. Mantıklı. Ya Victor planın ne tam olarak? Natasha'yı kaçırdın da ne yapacaksın? İstihbaratta pazarlık etmeyi düşünüyorum Faruk. Şayet istediklerimi yerine getirirlerse Natasha'yı bırakırım. Ne istiyorsun ki kurban olduğum? Dosyalarımızı geri istiyorum Faruk. Hayatlarımızı. Verirler mi? Bilmem. Lakin vermezlerse o çok sevdikleri istihbarat başkanını Tahtalıköy'e postalarım Faruk. Lan oğlum tehlikeli oyun oynuyoruz Victor. İstihbarata güven olmaz ki. Ya bize gerçek dosyaları değil de başka dosyaları verirlerse? Öyle bir şey olduğunu anlarsam Natasha'nın kafasına sıkarım Faruk. Oğlum vallahi ben hiç güvenmiyorum lan Victor. Kim bir şey diyeceğim. İstihbaratla nasıl iletişime geçeceğiz? Ne diyeceğiz? Selamun aleyküm. FBI müdürüne bağlayın lan.
İstihbarat başkanı elimizde mi diyeceğiz? Bilmem. O kısmı hala düşünmedim Faruk. Sen zaten pek düşünmüyorsun be Victor. Ne yapayım oğlum lan? Kan beynime sıçradı resmen Faruk. Yeter artık ya. Her bölüm vuruluyoruz oğlum. Bu böyle gitmez ki. Haklısın Victor. Peki şimdi nereye gidiyoruz kurban olduğum? Benim bildiğim çok güzel bir güvenli ev var Faruk. Oraya. Hadi ya. Şşş, karı kız var mı lan? Ulan iki dakika mısırlığın tutmasın be. İki dakika. Tamam lan tamam. Şaka yaptık ya Allah Allah. Faruk uyanıksın değil mi ha? Geldik oğlum geldik. Yah oğlum kaç saat geçti lan? Sabah olmuş. Bir saat uyudum Faruk. İşte geldik. Gel bakalım Faruk gel. İşte benim güvenli evim. Nasıl? Yah burası mı? Vay. Victor. Güzelmiş lan. Oğlum burayı sen nasıl aldın? Kısa hikaye Faruk. Sonra anlatırım. Kısa hikaye sonra anlatırım mı? Oğlum onun uzun hikaye olması gerekmiyor mu lan? Yo bu kısa Faruk. Yaralıydım, ormana kaçtım. Buranın sahibini öldürdüm, ev benim oldu. Harbiden kısaymış Victor, sağ ol. Ben Natasha'nın yerini hazırlıyorum, sen de onu getir tamam mı? Olur Victor. Harika, ben seni içeride bekliyorum Faruk. İyi bir takım olduk ha. Seni öz kardeşim gibi seviyorum Faruk, biliyorsun değil mi? Hadi ya, Allah Allah. Oğlum, sana bir şey gelmesin diye bazukanın önüne bile atlarım lan Faruk. Seni o kadar seviyorum kardeşim. Ulan Victor, duygulandırdın beni, niye yapmışsınız kel? Kel mi? Anan kel, anan. Tamam lan tamam, duygusal anı bozma. Özür dilerim, kel dedim sana kel. Bak hala kel diyor. Faruk. Tamam lan tamam, Allah Allah. Lanet olsun, beni kardeşi gibi seviyormuş. Kel. Hay Allah'ım. Lan iyi ki bir şey söyledim ha. Allah'ım yarabbim, kel de kel, ananız kel, ananız. Vay be, beni kardeş olarak görüyor. Victor. Şşş kız Natasha, niye yapmışsınız? Uyanık mısın? Hey maşallah ne malzeme var be. Yani ne malzeme var görüyor musunuz etrafta arkadaşlar? Oğlum ben şunları kastediyorum lan, yanlış anlamayın ha. Yoksa başka bir şeyi kastedeceğimden değil yani. Siz Feru ne sandınız lan oha? O aslan mı lan? Daha aslanı gidiyor, susun susun gitsin niye yapmışsınız? Natasha, Natasha kurban oldum kalksana. Ulan, ulan buradan bir kurtulayım. Sizin ananızı lacivertte boyamayan adam değildir. He he boyarsın, kalk hadi kalk. Beni bağladın gerizekalı, nasıl kalkayım? Aşırı mantıklı lan oha. Yürü bakalım niyamışsız. Yürü kız yürü. Hadi bakayım geç. Victor beni kardeşi gibi seviyormuş. Yürü kız yürü, topuklarına sıkarım yürü. Devam et devam. Geç içeri geç. Niyamışsız. Victor getirdim kardeşim. Eyvallah Faruk adamsın. Natasha. Oturmaz mıydın? Merak etme Victor. Ben buradan kurtulduğumda seni yağlı kazığa oturtacağım, merak etme. Hayatım, tehdit etme. Otur. Senin hayatını... anladın sen Victor. Hayatını kaydıracağım senin. Bana bak Natasha. Burada benimle iyi geçinmezsen... Natasha çok çekersin. Otur dedim kız. Otur. Natasha, kadınsın diye sana vurmayacağımı sanma. Otur. Hayvan oğlu hayvan. Ulan... Ulan fırsatım varken işinizi bitirmeliydim. Ulan. Oturacak mısın? Ulan kel. Ulan Mısır. Mısır özellikle sen Mısır. Senden büyük umutlarım vardı. Seni CIA'nin başına geçirecektim ama o ananı uğradını. Şimdi var ya, siz başını alacaksınız başını. Beni sakın tehdit etme Natasha. Sakın. Şimdi otur. Oturacağım Victor. Oturacağım. Lakin merak etme. Bunun acısını senden çıkartacağım. Elbette ki senden de Faruk. Atır kız, uzatma. Allah'ım Mısır'ı. Tamam tamam, kusura bakma. Ellerini de bağlamak zorundayım. Nasıl? Rahatsın değil mi? Rahatım rahatım. Sizin gibi iki salak beni kaçırdığı için çok rahatım. Ulan eviniz yağmur alıyor gerizekalılar. Burayı sizce CIA bulamaz mı? Bulur. Lakin benim de istediğim o. Ne demek istiyorsun lan? Natasha, seninkilerden birazcık şey kopartacağım anlarsın ya. Ne kopartacaksın? Pazarlık. Gerizekalı, seninle pazarlık ederler mi? Sen adresi verdiğin an burayı yağmalayacaklar. Basacaklar oğlum. Bakalım Natasha, şansımıza. O zaman sen de ölürsün. Ölmekten korktuğumu mu sanıyorsun Victor? Ben giderim, başka bir Natasha gelir Victor. Ama gelecek Natasha sen olmazsın Natasha. Bence kendi canına her insan değer verir. O yüzden uslu ol. Dediklerimi harfiyen yerine getir, sağ salim kurtul tamam mı? Öncelikle çatıyı tamir et gerizekalı, içerisi yağmur alıyor. Doğru diyorsun Natasha, çatı yağmur alıyor. Faruk, ben çatıyı tamir edeyim, sen bunun başında dur tamam mı kardeşim? Tamam kardeşim, ben bunun başındayım, niyamışsızlık yaparsa vururum. Harika, ben de çatıyı tamir edeyim o zaman. Natasha, bir gözüm sende ha. Faruk, Faruk hazır çatıda Faruk,
Hadi çöz beni gidelim. Kızım ne diyorsun sen? Ben bir yere gitmiyorum ki. Ulan oğlum öldürürler. Faruk işin kötüsü CIA beni de öldürür. Ne diyorsun kızım sen ya? Ulan oğlum CIA başkanı hain unuttun mu? Onu almaya gittiniz ya. Sanki Victor bunu akıl edemedi. O bir şeyler biliyordur ya. Ulan o kelin dünyadan haberi yok. Aklınca Hayalettin'le irtibata geçecek. Onların sayesinde anlaşma kopartacak. Lakin Faruk Hayalettin'i de CIA'ya bağlı. Nasıl yani? Şimdi Victor aradığında CIA mi gelecek buraya? Aynen öyle Faruk. Ne yapacağız? Yapılacak şey belli. Oğlum çöz beni hadi. Ama çözersen bizi öldürürsün. Hayır Faruk. Çözersen beni ikinizi birden affedeceğim. Lakin çözmezsen hepimiz öleceğiz Faruk. Saçmalıyorsun Natasha. CIA seni nasıl öldürecek ki? Sen istihbarat başkanısın. Lan oğlum bunlar tavşan öldürür gibi kendi adamlarını öldüren adamlar. Bana hiç acımazlar Faruk. Hadi Mısır'ım. Kelin başına güneş geçmiş. O akıllı değil. Ama sen akıllısın Mısır'ım. Hadi. Ben akıllıyım değil mi? Tabii lan. Ama kel akılsız değil mi? Hı? Ayrıca ben seksi fiyorum değil mi? Tabii lan. Beni beğeniyorsun değil mi? Çok seksiyim. İriyorum sana Mısır'ım. Hadi lan oradan. Sana ne oluyor lan? Yemezler kurban oldum. Ulan şerefsiz. Pekala. O anlaşma yapılacak Natasha. Yapın lan anlaşmayı yapın. Ebenizi bir laciverde boyasınlar yapın. Hadi lan Victor. Çatıyı bir tamir edemedin gitti. Lan kel ne durumdasın? Anan kel anan. Tamir ediyor gördün mü? Evet Natasha vakit geldi. Sizinkileri aradım. Birazdan burada olurlar. Hazır mısın? Niye bulaştığın hakkında hiçbir fikrin yok değil mi? Birazcık yok Natasha. Beraber öğreneceğiz. Victor CIA'yı mı aradın lan? Yok oğlum onları arar mıyım? Hayalet timinden bir arkadaşımla irtibata geçtim. O bizim işi halledecek Faruk. Anam tıpkı Natasha'nın dediği gibi oluyor. Lan? İyi Mısır'ım. Ne oldu? Senin bir suratın değişti. Hiç Natasha. Faruk. Ne oldu lan? Senin bir suratın değişti. Yıktır. Gelenler bizimle anlaşmaya gelmiyor. Ne diyorsun lan? Yıktır. Ölüm mangası geliyor. Olmaz oğlum. Natasha var elimizde lan. Kimse bir şey yapamaz Faruk. Yıktır. Hani biz CIA başkanını kaldırmaya gittiydik ya. Hı? Hani CIA başkanı haindi ya. Hı? İşte o hain maalesef ki hayalet timine de ulaşmış Yıktır. Yıktır. Natasha'nın dediğine göre Natasha'yı da öldürmek istiyorlarmış zaten. Nasıl lan? Geçmiş olsun hayatım. Hepimizin hayatını tehlikeye attın Victor. Saçmalıyor Faruk inanma ya. Olmaz oğlum. Hayalettimi beni satmaz. Lan ne abarttın bu hayalettimini. Para için babasını satar oğlum onlar. Aha. Faruk geldiler galiba. Bittik Victor bittik. Ne yapacağız? Sakin ol Faruk. Bir yolunu buluruz sakin ol. İçeridekiler. İçeride olduğunuzu biliyoruz. İçeride olduğunuz için içeridesiniz. Dışarı çıkın lan. Faruk sen dur. Sen dur Faruk ben şöyle bir bakayım. Abo Faruk. Hayalet timleri gelmiş. Faruk resmen bir ordu var dışarıda. Ne olacaktı yalan? Gerizekalılar. İstihbarat başkanını kaçırdınız. Ne yapacağız Victor? Sakin ol sakin. Ben bir yolunu bulurum Faruk. Sakin ol. Bir yolu bulunur ya. Tek bir yolu var. Neymiş? Ölüp gitmek başka ne olacak? İçeridekiler. İstihbarat başkanının elinizde olduğunu biliyoruz. Bakın onu bize verin. Sizi sağ salim gönderelim. Victor. Bizi sağ salim göndereceklermiş. Gönderecekler. Sağ salim gönderelim derken öbür tarafa. Nasıl yani? Beni kendi elinizle teslim etmezseniz sizi parça parça yapacaklar oğlum. Size bir dakika mühlet. Yoksa özel timler giriyor. Hazır mısınız beyler? Bu zırhlar hiç kurşun geçirmiyor değil mi? Yok abi geçirmiyor. Güzel. Abo. Ne yapıyorsun lan? Düşmanlarımıza bakıyorum. Faruk. Kurşun geçirmez zırhlarla gelmişler. O ne ki? Oğlum bu adamlara roket atsan ölmezler lan. Faruk ikimizin elinde kuru bir tabanca var. Ne yapacağız? Hello. Bakın çözüm burada. Neymiş o çözüm? Söyle. Söyle Natasha. Natasha. Kurban öldüm. Ne yapacağız söyle. Sıkışınca ne yapacağız Natasha? Kel. Benden intikam alıyordun ne oldu? Pardon Natasha. Özür dilerim. Ben sadece dosyalarımızı... Hayatlarımızı istiyordum Natasha. Al sana hayat. Verecekler şimdi eline. Mutlu musun? Natasha. Bugün çok güzel olduğunu söylemiş miydim? Kaçırılmana rağmen dudakların falan çok tatlı Natasha. Ne olur bizi kurtar. İyi lan iyi. Ver telefonunu ver. Al kurban öldüğüm. İlla her şeyi yüzünüze gözünüze bulaştıracaksınız değil mi? Lanet olsun. Ölü fıstığım. Benim nasılsın görüşmeyeli tatlım? Hayat nasıl gidiyor? Ev mi aldın yeni? Yapma ya. Mobilyalar ne renk? Ne mobilyası kurban öldüm. Bizi burada delik deşik edecekler Natasha. Hadi ya. Maviye mi boyattın evi? Kızım mavi güzel olmaz ki. Natasha. Büyük bahçesi mi var evin?
Hadi ya. Natasha. Tamam lan tamam. Ya cidden miyim, sana ne diyeceğim. Benim başım biraz sıkışık. Konum atıyorum, gelsene. Kiminle konuşuyor lan? Başbakan ya da cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanına çitlenmek mi diyor? Ne bileyim oğlum. Tamam, tamam hayatım, öptüm. Tamam, evinde bir ara çay içerim, tamam. Başbakanın evini de biliyor galiba. Hadi lan. Tamam, tamam canım, tamam. Olur olur. Bir ara gelirim, tamam. Sus kız zilli. Başbakana zilli dedi. Oğlum, başbakanla konuştuğuna emin misin? Bizi buradan başka kim kurtaracak Victor? Tamam, cidden miyim, tamam. Kendine dikkat et, hadi. Öptüm. Natasha? İyisi Victor. Bir yaklaşık 5 dakika civarı oyalayacağız bunları. Yoksa geberdik. O nasıl olacak? O aynen şöyle olacak şekerim. Ben şimdi dışarı çıkacağım. Ateş etmeyin. Ben istihbarat başkanı. Sakin sakin. Ondan sonra beyler yatırdım yatağa. Sabah ne oluyor? İnanamıyorum. Natasha. Natasha Hanım. İyi misiniz? Hadi lan oradan. Sanki sağlığım umrunda. Seni o gönderdi değil mi? Maalesef Natasha Hanım. Emir demiri keser. Kusura bakmayın Natasha Hanım. Dur oğlum. Bana sıkmadan önce geleceğini düşün. Seni terfi ettirebilirim. CIA başkanı yapabilirim. Sağ olun efendim, almayayım. Tamam lan tamam. Pentagon başkanı. Yok sağ olun. Oğlum daha büyük ne rütbe vereyim lan sana? Ne istiyorsun? Ölmenizi Natasha Hanım. Çok şükür. Geldi. Kim geldi efendim? Benim kurtarıcım. Sizin de Azrail'iniz. Ay inşallah zamanında gelmişimdir ya. Durun. İndirin silahlarınızı. Ben FBI genel direktörü. İndirin silahlarınızı. Ne yapıyorsunuz? Siz. Siz nereden çıktınız ya? O silahını indirip adamlarını buradan götürmezsen nereden çıktığımı öğrenirsin. İndir silahını. Buna ne engel olabilir hanımefendi? Buraya tek gelmişsiniz. Bana bak. Şu an uydudan gözetleniyorsunuz. Bu yaptıklarınızın hesabını sonra ödeyeceksiniz. Daha fazla bir saçmalık yapmadan uzayın. Blöf yapıyorsunuz. Uzayın dedim bakın. Uzamazsak ne olur? İstiyorsan etrafına bak. Ne olurmuş anlarsın. Aman yarabbi. Tank mı onlar? İndirin silahlarınızı. Çekilin buradan hadi. Pekala. Biz çekiliyoruz. Beyler çekilin. Efendim, vurmaya gelmemiş miydik? Lan vur da bizi tankla bombalasınlar geri zekalı. Çekilin. Pekala efendim. Gidiyorlar. Sen bir tanesin çittiğim biyim. Ne demek Natasha, ne zaman istersen. Bu köpeklerden korkmana gerek yok, merak etme. Hayatımı kurtardın. Ulan gelin lan, gelin. Neredeler ya? Anam, sen. Mısır, yürek yemişsin. Zırhlı adamlara tabancayla dalıyorsun. Melekciğim, buradan sonrasını ben hallederim hayatım. Bu iki salağa artık ben cezalarını vereceğim. Natasha, bırak da bunlarla bundan sonra ben ilgileneyim olur mu? Nasıl yani çittin miyim? Hayatım, şu sakallı ve saçlı olanla benim bir randevum vardı ya. Hayatımı kurtarmama karşılık hani. Melek, kurban olduğum meleğim gelmiş. Maşallah Faruk, başını belaya sokmadan durmuyorsun. Neden beni hiç arayıp sormadın ha? Victor, demek ki başbakan değilmişti. Hı. İyi, kurban oldum. Ben arayacaktım da kontürüm yoktu. Hadi lan oradan. Niye aramadın? Kusura bakma kurban oldum. Meşguldük işte. Natasha'yı falan kaçırdık. Kusura bakma Natasha. Ne haliniz varsa görün. Melek, bundan sonra eti senin kemiği benim. Arada benim için görev yapmaya devam edeceksiniz ama. Bir daha yüzünüzü görmek istemiyorum, tamam mı? Evet, şimdi sizi evinize bırakayım. Ondan sonra sizinle görüşeceğiz. Melek kız, bu elbise sana çok yakışmış. Ay sahi mi? Hiye kurban olduğum, çok tatlı olmuşsun. Lan olan var olmayan var. Ay teşekkürler. Haklısın be Victor. İnsanların saçlarıyla gezmeleri ayıp. Olan var olmayan var değil mi? Saç mı? Sen bana ne demek istiyorsun? Kel mi? Yo. Ama saç dedin. Oğlum her saç olmayan kel olacak değil ya. Anan kel anan. He. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi Faruk ve Victor başına büyük bir bela açtı. Lakin Melek geldi, onları kurtardı. Bakalım ilerleyen bölümlerde başımıza neler gelecek. Faruk'la Melek arasında bir yakınlaşma olacak mı? Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ya bu çocuk küçüklükten beri böyle biliyor musunuz? Kendisine fazla güveniyor. Gel bakalım gel. Aman çarpma oğlum, yana geçeceksin lan, ne yapıyorsun? Hey Allah'ım ya Rabbim. Hazır mısın? Abi hazırım. Bu sefer de yenilirsem yok artık. Tabi yenileceksin, hadi başlayalım hadi. Hadi göster bana gücünü hadi. Hadi bakalım. Ya sen de çok yavaş, Allah belanı vermesin, yavaş kullanıyorsun. Gel bak al. Oha. Neymar resmen hile yaptı, gördünüz mü? Lan Neymar, ne yapıyorsun lan sen? Gel lan buraya gel. Neymar dayağı hak etti arkadaşlar, kusura bakmayın, gel bakayım. Ne yapıyorsun lan sen?
Ne yapıyorsun Neymar? Sen de Messi gibi ağlayacak mısın ha? Gel bakayım lan. Gel buraya gel. Ağlayacak mısın? Ne yapıyorsun sen? Ha beni çekersin beni arabamdan. Kaza oldu kusura bakma. Fren yerine gaza bastım.